Şu yani Yani şöyle gözünün bir önüne de olmaları getir. O gerekiyor. fenomenlerin değişimini bir gözünün önüne getir. Evet. Hele Şulemsiyle, şulemsi birinci bence. sırada Şulemsi. Şulemsi Şulemsi. inanılmaz bir değişim Başka bir içinde. insan olmuş. Ne, kim vardı? Biri daha vardı. Dilan'ı. Şulemsi'nin eşi de inanılmaz bir Evet. değişim geçirmiş. Hani Dilan'ı ve diğerlerini bir Dilan bir parça parça tamam değişmemiş şey çok ama fazla. Şulemsi şöyle Ayşe gitmiş Şule Peki gelmiş. Sezgin Polat? Sezgin Polat tabii ki kesinlikle. Gerçekten Ahmet büyük Bey bir gitmiş, değişiklik Sezgin var. Bey gelmiş. Orada da Arkadaşlar öyle. o fotoğraf kareleri, görüntü falan onların değişimi dönsün. Ben Yani Dilan bir tanınabilir. burun olmuş belli, bir dudakta bir şey var. Evet, tamam yine çıkarırsın. Tanırsın ama Şulemsi'yi hiç tanıyamazsın. Şule ile Ahmet Sezgin Bey. Sezgin Şule ile Polat. Sezgin Polat. İkisi sanki tanık koruma programına girmişler ve çıkmışlar gibi. Yoksa Evet. Dilan'ı tanımamak şey değil. Peki Söyle. Emrullah, Dilan hakkında doğru yanlış birçok yorum yapılıyor. Bu yorumlarla ilgili, iddialarla ilgili böyle bir harekete geçiyor mu? Dün YouTube yayınımda bahsetmiştim. Evet, bir harekete geçme durumları var. Ama hani benim de aslında merak ettiğim, Dilan Polat'ın kendisi mi istiyor yoksa dışarıdaki avukatları mı bunu yapıyor? Ben tabii ki onsuz böyle bir hareket yapabileceklerini düşünmüyorum. Avukatların da sık sık cezaevine gidip geldiğini, konuştuklarını da bildiğimiz için mutlaka bilgisi vardır diyorum. Ama sosyal medyada bazı paylaşım yapılan ve kendilerine göre de hakaret olduğunu iddia ettikleri kişilere davalar açıyorlar. Bununla ilgili savcılıkları başvurular yapıyor. Şu ana kadar bir 300 başvuru gelmiş durumda. Sosyal Bunu medyada yapılan tabii. yorumları Şimdi topluyorlar. bu şunun için önemli. Yargıda biz bunu daha önceden hani görmüştük. Bazı ünlü olarak tabir ettiğimiz kişiler kendilerine hakaret ettirerek sonrasında o kişilere dava açıyorlar ve uzlaşmaya gidiyor. Dosyalar uzlaşmaya gittiğinde de para karşılığında anlaşıyorlar ve bazı ünlülerin bir gelir kapısı haline gelmiş durumda bu yöntem. Şimdi Polat ailesinin de bütün hesaplarına el konulmuş olması, hani para trafikleri komple dondurulmuş olması sebebiyle de bir gelir elde edebilirler eğer bu davalardan. Çünkü Peki o gelir onların hesaplarına yattığı yok. takdirde zaten devlete koymayacak mı? Avukatın hesaplarına Avukatın yatıyor. hesabına Çünkü ara yatacak. buluculuğunu avukat, yani pardon ara Peki buluculuk değil, diyelim ki uzlaşmada avukat yönetiyor. A kişi Dilan Polat'a hakaret etti ve Dilan Polat'ın avukatı bu kişiyi yakaladı, davayı açtı. Karşı taraf uzlaşalım diyor. Uzlaşmada ödeyeceği rakam Tamam. karşı tarafı ne kadar? Uzlaşmada bu artık ödeyecekleri rakam minimum 30 bin lira. Kişi Bunu başı 30 bin. kişi başı 30 bin lira. O da şöyle 17.900 lira baronun belirlemiş olduğu avukatlık ücretidir. Ve 17.900 üzerine de karşı tarafta hani mağdur olduğunu iddia eden kişiye de para ödeneceği için bu 30 bin lira buluyor. Fakat bu rakam Ocak ayında değişecek. Biliyorsunuz ki Ocak ayında Artacak. birçok şeye Zam gelecek. zam gelecek, fiyatlar artacak. Baronun da avukatlık ücreti artacak. Yani bu rakamlar bugünün rakamları, bugünün koşullar açısından söylüyoruz. Ve 30 bin lira şu anki dosya için söylüyorum. 300 dosyadan Oo. 30 bin lira Ne aldığınızda kadar da ediyor? 9 milyon lira bir rakamdan bahsediyoruz. Yani legal para mı? Tamamen legal bir para. Legal bir para. Para nerede duruyor? Avukatın hesabında. Yani legal ya 9 da milyon lira. Enerji şarkısı da değil mi? para Oradan da basıyor. para basıyor. Bir 5 5 milyon milyon. lira geldi. Yani legal ya da illegal Dilan Polat para basmaya devam ediyor. Evet. Tabii ama mesela ben bazı yapılan suç duyurularına hani baktım. Bir iki tanesini okuyacağım. Evet. Bana hani yani bunlarda hani bir hakaret de söz konusu değil. İsim söylemeyeceğim. Sosyal medya kullanıcısı olan kişinin sosyal medyadan yazdığı vatan millet diyen kesin bir nokta 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 yemiştir. Bunda Bunda bence hani bula bula bunu bulduysalar bunda zaten bence bir şey yok. Evet. Hani baktığımız zaman hani az önce de bayrak gösterdi. Vatan millet diyorlar mıydı? Evet. Diyorlardı. Vatan millet diyerek devleti zarar uğratıyorlar mı? Şu an zaten kendileri de kabul ediyorlar. Vergisel anlamda devleti zarar uğrattıklarını. Hani peki bu söylende ne kusur var? Evet. Hani niye başvuruda Çok bulmuşlar? daha
başkaları var. İğne aramak gibi yani, böyle cımbızla çekmişler sanki. Hangisi olur, yani. Hangisine ama dava açalım. İğne ararken bulabilecekleri iğne. Bunu meslek haline getirenler de var biliyorsun değil mi? Emrullah bizim yayına gelmişti. Yeliz Yeşilmen söylemişti. Evet, evet. Hakaret ediyorlar, hemen dava açıyorum. Uzlaşma bürosundan da güzel tabii. Uzlaşmalarla paralar kazanıyorum. Yine öyle bir ismin, yine öyle ünlü bir ismin Emrullah aylık böyle 900 ya da 800 bin TL kazandığını duymuştuk. Böyle önce bir kendini linç ettirecek bir malzemeyi sunuyor. Sosyal medyada zaten kendini tutamıyor. Yazıyor da yazıyor. Sonra avukatla oturup onları böyle topluyorlar sepete yumurta toplar gibi. Sonra da açayım mı davayı, uzlaşır mısın zaten benimle? O yüzden söylüyorum. Yargı da zaten bunu söylüyor. Benim de hani yargı mensuplarıyla konuştuğumuzda bu diyor bazı ünlülerin de gelir kapısı olmuş durumda diyor. Şimdi diyor birdenbire hani Dilan Polat'la ilgili tamamen bakın Engin Polat'ın adı hiç yok. Sadece Dilan Polat üzerinden açılıyor. Dilan Polat üzerinden de açılan dosyalardan bahsediyoruz. Dilan sürekli biraz da önemsiyor açıyor. Yapılan yorumları ve da çok önemsiyor. Avukatı da akıl vermiştir ona. Tabii çünkü bir şu an herkese dava var. Şu an çünkü şey var hani birçok hesapları tükenmiş durumda. Hani kullanamayacaklar. Şimdi bu avukatlar da çalışacaklar, bir ücret isteyecekler. Evet. Sonuçta bu avukatlar da şu an Dilan Polat için ya da yeni avukata tuttular. Bunu hiç kimse bedavaya bir anma hizmeti yapmıyor. Tabii ki. 9 milyon liradan bahsediyoruz. Bu uzlaşmaya giderse, gitmezse daha da yükselebilir. Peki evet. Bu para avukatın hesabında mı? Tabii avukatın hesabında. Yoksa Dilan Polat'ın hesabına şimdi, yatarsa tabii, Dilan Polat'ın hesabına yattığı an zaten otomatikmen o devlet tarafından el konulmuş oluyor. Bunu bildikleri için de bu parayı da oraya götüreceklerini çok düşünmüyorum. Şimdi sosyal medyadan gelen yorumlarla, negatif, kötü yorumlarla, hakaret içeren yorumlarla 9 milyon lira cepte. Şarkı hala tıklanma rekorları kırıyor. Dünya listelerinde bile üst sıralara çıkmıştı. Sana söyleyeyim. Oradan 5 milyon geldi. Şimdi çıktıktan sonra belgesel gelir. Hatta çıkmadan bir belgesel gelir. Sonra üstüne bir belgesel daha, film, dizi. Ben sana söyleyeyim bir mi? Tane de yine o eski hayatını yaşar evet. Yani. Ve bir tane de devlet çok ciddi. Borç çıkınca onlar oraya gidecek. Normal cezanın dışında bir de parasal olarak çok ciddi rakamlar çıkacak. Evet, yayın evleri de. Şimdi onu hepsini hesaplanır. Şu an bir rakam söylemek tamamen afaki olur. Masak çünkü o zararı ortaya koyacak. Yani o, böyle bir 5-10 zararın milyondan bahsetmiyoruz. Hayır, daha fazlası. Daha yüksek. Hani Masak bir rapor koyacak. Masak diyecek ki devlet şu kadar zararı uğratılmış. Bir de bunun üzerine faizleri binecek. Yani ne kadar geç olursa hep üzerine faizler hesaba yani, giren her para da devlete gidecek. Yani, sonra onun bir hesabı çıkıyor. Hani diyecekler devlet senin şu kadar borcu var. Örnek yine vereceğim. Ana parası diyelim ki 300 milyon lira. Bir borç çıktı diyelim ki burada 300 milyon değil hani baktığımızdan çok çok daha yüksek de afaki olarak söylüyorum. Ana parası 300 çıkarsa emin olun ki şeye geldiğinde o nereden bakarsın 1200, 1600, 1800'e çıkacak bir rakamlardan bahsediyoruz. Çünkü o faizleriyle birlikte. Tabii ve yargılanmaları, mahkeme karşısına çıkmaları nereden baksan bir buçuk seneyi alacak gibi. 7 ayı bulur. 7 ayı bulur. Peki Dilan Polatların ardından zaten artık Dilanlar ya da Polatlar diye geçiyor. Tüm bu davaların toplamı o başlık altında telaffuz ediliyor.